Biz İstanbul grubunun hacısıyız. İstanbul grubu. Biz şoförüz. Arkadaşlarımız görevli olarak orada bulunuyorlar. Biz buraya gelirken çok çekinerek geldik yani. Biz burada nasıl karşılanacağız, nasıl duruma düşeceğiz? Ama bizi utandırdılar burada. Ama gerçekten. Yolumuz kesilir mi falan gibi böyle kesilir şeyler. Kesilir mi? Yani terör olayı yaşar mıyız? Yani. Buranın halkına Allah razı olsun diyoruz. Evlerinizi bize açtılar. Artı yemek. Sabah kahvaltına çağırıyorlar. İnanın böyle biz utanıyoruz şahsen onlar adına. Yani evleri o kadar güzel ki yani 15-20 kişiyi ağırlayabileceğini söylüyor. Buraya gelirken tedirgin bir şekilde geldik. Tabii biz medyadan duyduklarımızdan korkuyorduk. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Ama Allah Silopi halkından razı olsun. Hepsi bize evini açtı. Misafir ettiler. 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi camiye yemek getirdiler. Bir şeye şahit olduk. Bir arkadaşla birlikte genç bir çocuk gönderdiler. Kahveye oturuyoruz. Çocuk geldi. Amca ille sizi eve götüreceğiz. Babam beni gönderdi. Allah rızası için gelin eve kalın. Burada kalmayın. Kendi memleketimizde dahi biz bu muameleyi görmedik açıkçası. Kaç kişi evime götüreyim, yemek yedireyim, banyo yaptırayım, şunu yaptırayım, bunu yaptırayım gibi tekliflerde bulundu bana. Çevredeki insanlara da, arkadaşlarıma da aynı şekilde. Bu sıkıntının çözülmesini istiyoruz. 13 yaşındaki ben yaşadığım bir olayı söyleyeyim. 13 yaşındaki talebe çağırmış 4 arkadaşımızı, şu arkadaş da yanımda, çay ısmarlıyor bize cebindeki okul harçlığıyla. Ve çaycıya da tembih etmiş, bak şimdi. Biz tekten kalkıp gidip çay parasını ödemek istedik, abi olmaz dedi. Okul harçlığıyla çocuk bize çay ısmarlıyor. İzmit'te doğduk büyüdük, buraları bilmiyorduk. Hep ön yargılı hareket ediyorduk. İnan ki duyguluyum şimdi, ağlamak istiyorum. O kadar ilgi gördük ki, emin ol ki utandım ben, kendimden utandım. Yemeğe çağıran, yatmaya çağıran adam salonu açtı, banyoları istediğiniz gibi kullan. Yani dayanamıyorum. Kendi yatak odalarını dahi bize açtılar. Yani kendi. Dün o kadar yemek yedik işte. Devlete sesleniyorum buradan. 100 bin tane Suriyeli ikamet ettiriyorsunuz da şuraya bir çadır, bir yemek, zeyar yemek kurup da şu acıları memnun edemediler. Yazıklar olsun. Başka bir şey söylemiyorum. Biz uşak kafilesi olarak burada Silopi'de kalmaktayız. Bize yapılan yardımlardan dolayı bütün halka, Silopi halkına çok çok teşekkür ederiz. Bize burada destek oldular. Bizi evlerine götürdüler. Yemek yedirdiler. Yatırdılar. Ondan sonra cami hocalarımız sağ olsun bizleri camide konaklattılar. Yani ellerinden geldikleri kadar her şeyde yardımcı oldular. Gerçekten kardeşlerimizin az evvel söylediği gibi biz Trabzon'dan çıktık. Malatya üzerinden Elazığ, Diyarbakır, Urfa ve oradan da buraya geldik. Yani biz hizmetin karşısında ezildik ama onlar bizi öteki akşama da davet ettiler. Bu kadar güzel insanlarla tanıştığımızdan dolayı yani bu haccın en büyük tarafı bana göre bu insanları tanıyıp bundan sonraki bu gelen haberlere asla itibar etmeyeceğiz. Biz bir defa daha anlattık ki mümin, müminin kardeşidir. İnşallah bundan sonra bu diyalogları kurduk. Bizim burada şimdi evlerimiz var. Bizim burada evlerimiz var. Ve o buradaki kardeşlerimizin de kendi memleketlerimizde, bizim yerlerimizde onların evleri vardır. Onları da biz davet ettik. İnşallah bu kaynaşmayı devam ettireceğiz diyorum. Ben Trabzon kafilesindenim. Biz Trabzon'da kasap olarak haza gitmek için yola çıktık. Bana Trabzon'da sorsaydılar ki Şırnak, işte Silopi size ne ifade ediyor? Biz o zaman Trabzon'da derdik ki bu kelimeler tabii bu terör akla gelir. Ama buraya geldik, buradaki insanlardan hiç aklımıza gelmeyecek, hiç ummadığımız bir misafirseverlik gördük. Tabii beklemediğimiz, ummadığımız, hiç sabah katmadığımız kadar burada insanların öyle kaynaştığını gördük. Bölge halkından
hiç umulmayacak derecede güzel yardımlar gördük. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ediyoruz böyle yardımlara. Mertine, bay bay. Peki Mertine.